Avengers Rain, HBO Max'in 2023'ün son aylarında çıkardığı ve geç de olsa izleyebildiğim müthiş bir animasyon. Hatta izleyebildiğim derken aslında bir HBO Max eleştirisiyle hemen giriş yapabilirim videoya. HBO Max abonesiyim ama HBO Max'te bu animasyonu izleyemedim. Çünkü muhtemelen Warner, Discovery ve HBO çatısının bir türlü çözemediği telif, belki resici ödememe planları, vergiden kaçalım, dur Avrupa'ya sonra yollarız falan derken HBO Max üzerinden izleyemediğim ama bir şekilde eriştiğim müthiş bir animasyon. Hatta kendisinin kökleri 2016 yılına dayanıyor bir kısa animasyona. Joe Bennett ve Charles Hütner'ın 2016 yılında yaptığı ve şimdiki halinden tabii daha kötü gözüken ama fikir olarak, yaratıcılık olarak ve yarattığı dünya olarak çok dikkat çekici bir işti. Ve hatta yanlış hatırlamıyorsam bir dönem biz Twitch'te yayın yaparken, hatta sonra YouTube'da da Kısa animasyonlar, kısa filmler izlediğimiz günler oluyordu. Orada bunu izlediğimi hatırlıyorum ama e, belki de kendimi de kandırıyor olabilirim ama ilk görümde de hiç yabancı gelmemişti. Scavenger's Reign'den ve konusundan biraz bahsetmem gerekirse aslında şanslı e, birkaç sperm gibi dünyaya, e, farklı bir dünyaya düşen insanların bir metabolizmaya benzeyen, bir metabolizma gibi hareket eden, kom kompleks bir yapısı olan bir gezegende hayatta kalma çabaları bu hayatta kalma çabaları içerisinde değişime uğramaları adapte olmaları vesaire gibi süreçleri bize gösteren ve anlatan ve inanılmaz bir akışkanlığa sahip çok iyi bir animasyon. Tabi bu e, genel olarak şeye dayandırıyor kendisini. Yine bir arkada bir şirket var. Bu şirket işte insanların yeni koloniler kurması için belli ki gelecekte bir dönemde tüm e, evrene yayılmış durumdalar ve farklı noktalara kapsüller gibi e, gemiler yolluyorlar ve bu sayede de insanlığın devamını sağlamak için uğraşıyorlar gibi duruyor. Tabi bunlar daha işin klişe tarafı. Hatta Hatta burada da gemimizin adı Demeter. Demeter adını hızlıca arattığınızda Wikipedia'da kendisinin Yunan tanrıçasının adı olduğunu, mevsimleri, anneliği, doğurganlığı, bereketi vesaire temsil ettiğini hemen bulabilirsiniz. Bunlar çok sürpriz bilgiler değil. Bu ismi koymak zaten hiç önemli değil böyle bir animasyonda. Genelde bu tarz göndermeleri, isimler üzerinden anlatıyı böyle birazcık çeşitlendirmeye çalışan işler genelde altına dolduramayabiliyor ya da hikayesi sadece o göndermeler falan gibi bir yerde tıkalı kalabiliyor. Bu iş hiç öyle değil. Demeter adını gördükten sonraki süreç bizim için çok daha önemli. Peki bu animasyon kimlere uygun? Evet biraz yoğun, ağır ama bence izlemesi bir Pluto kadar zor değil. Kesinlikle daha rahat akan, hatta ilgi uyandıran ve hatta hatta devamlı takip etmenize sizi zorlayacak bir iş. Yani hiç kopmuyorsunuz izlerken. Bu da çok büyük bir başarı böyle bir animasyon için. Çünkü bir yandan da yarattığı dünya çok yaratıcı farklı gözükse de bazı şeyler zihnimiz tamamladığında ki alışık olduğumuz dünyadan bunları tamamlamaya çalışıyor. Aslında çok tanıdık birçok şey. Hatta şöyle de bir örnek verebilirim. Böyle internette bazen fotoğraflar çıkar. Instagram'da, Twitter'da görürsünüz. İşte bu neyin fotoğrafı diye böyle aşırı yakından çekilmiş, tuhaf, hiçbir şeye benzemeyen ama bir yaratığa da benzeyen eciş bücüş şeyler görürsünüz. İşte bu bir bakterinin yakından çekimi bu bir virüsün bilmem nesi falan diye sanki orada farklı bir evren vardır gibi bu fotoğraflara baktığınızda bir evren farklı bir dünya varmış gibi hissedersiniz. Biraz öyle bir iş Scavengers Reign ve ben bugün Scavengers Reign'i açıkçası spoilerlı konuşacağım çünkü çıkmasının üzerinden bir, uzun bir zaman geçti bir 3-4 ay geçti e, o yüzden çok fazla spoilersız konuşabileceğim bir şey de değil açıkçası dünyasını e, bayağı derinlemesine konuşmak istiyorum çok da fazla uzatmadan tabii. Şimdi Scavengers Reign'e dönersek dediğim gibi aslında Demeter gemisinden çıkan ve hayatta kalan o şanslı spermler bambaşka bir gezegene düşüyorlar ve gezegende bir metabolizmaya benziyor demiştim. Tabi buradaki esas konu bence bu insanlar aslında canlılar oraya indiğinde aslında onlar diğer canlılar için insan değiller. Onlar da farklı canlı kendi ırklarını kendi canlılıklarını kendi yaşamlarını sürdürmeye çalışan adaptasyonunu oluşturup kendi varlığını korumaya çalışan farklı canlılar konumundalar. Ve burada e, bir adaptasyon süreci geçirmeye çalışıyorlar. Tabi bunu hepsi yapamıyor. Hepsi hatta farklı şekillerde yapıyor. Birisi daha bir grup daha ilkel bir tarafta yaparken bir grup yanında robotla vesaire daha teknolojik bir şekilde bunu yapmaya çalışıyor. Aslında aynı gezegende farklı tarihi dönemleri yaşıyor gibiler. Hatta bu videonun başına şunu da şerh düşmem lazım. Hani ben burada biraz daha kendi okumamı yapacağım. Ama işte insanlık tarihi, dünya tarihi, siyaset, politika, belki felsefe farklı alanlardan bilgisi yüksek olan insanlar bu işe baktığında çok daha farklı okumalarda da çıkartabilirler. Gerçekten Joe Bennett ve Charles Hüttner'in yarattığı bu dünya insanlara farklı bakış açıları kazandırmak için ve hatta bizim dünyamızdan getirdikleri bilgilerle bu dünyada yaşadıklarını, gördüklerini birleştirmek için çok acayip bir alan yaratmışlar. Şimdi burada da dediğim gibi işte insanlar şanslı olan insanlar bu gezegene düştüklerinde hayatta kalmaya çalışıyorlar ve buraya adapte olmaya çalışıyorlar. Bu süreçte de hepsi aslında çok insani konuları hayatlarında tekrar yaşıyorlar. Nedir bunlar işte iletişim. Nedir bunlar işte tekrar ikili ilişkilerin önemi. Tek başına yaşamakla birlik olmanın farkı işte burada biraz daha politik konular devreye girebiliyor. Yine ikili ilişkilerde aşk, ikili ilişkilerde hatta ikili ilişkiye de bir kenara bırakalım. Kişisel olarak bencilliğin yol açabileceği konular. Bunların hepsini Scavenger's Reign anlatısı içinde çok iyi eritiyor. Ve her karakterin de bir kendi kişisel yolu var. Yani işte Aziz, Ursula gibi daha böyle genç, ilerlemeci, daha olaya farklı bakan bir karakter grubu da var. Ya da işte Sam gibi, Caimon gibi daha farklı işte, Sam gibi daha adaletli ama biraz daha konulara muhafazakar yaklaşan, Caimon gibi çok daha bencil ve bu bencil bakış açısının dünyadan taşıdığı, bu gezegene de taşıdığı bencil bakış açısının insanlara nasıl zarar verebileceğini gördüğümüz bir karakter var. Levi gibi bir robot var. Yani Levi bu dizide herhalde konuşmam gereken en önemli karakter. Aslında ondan girmek isterim. Yani Levi şu açıdan çok hoşuma gitti Scavengers Reign içerisinde. Biz hep işte robot anlatılarında zihinsel olarak, yapay zeka olarak gelişmeye çalışan. Genelde de bu işte onu acılar çektireceksin, onu böyle yoğuracaksın hamur gibi. işte onun uyanmasını sağlayacaksın, rüyalar gördüreceksin. işte insanın çektiği o duygusal değişimleri yakalayabilecek durumlara sokman lazım eğitmek için vesaire gibi hep. Anlatılar izliyoruz ya da işte dünya yok etmeye çalışan yapay zekalar. İnsanlara rasyonel yaklaşıp insanların aslında yok olmasına karar veren yine yapay zekalar. Hep bunları işliyor aslında yakın dönem işler. Burada ise farklı bir yola gitmişler. Leva'yı biyolojik bir değişim içerisine sokuyorlar. Fizyolojik bir değişim içerisine. İşte önce o da rüya görüyor ama elleri olduğunu görüyor. Daha sonra işte yaşadığı gezegene saygı duyarak onunla bütünleşmeye çalışarak diğer insanların aksine onu kullanmaya değil de onunla birlikte hareket etmeye çalışarak farklı bir fizyolojik değişim geçirmeye başlıyor. Ve bu sayede aslında insanlaşmıyor da aslında doğanın bir parçası olarak orada adapte, oraya tekrar adapte olarak uygun özellikleri, fizyolojik özellikleri kazanarak bir değişim geçiriyor. Böyle bir robot anlatısı gerçekten müthiş. Hatta daha sonra da e, yine topraktan yarattığı küçük levaylar oluşturmaya başlıyor ki levaya ileride tekrar döneceğim. Tabii levay tek başına da e, burada hareket etmiyor. Yanında Azi var. Azi ile birlikler zaten hep ikili gruplar halinde insanlar takılırken yani bir tek Cayman zaten o bireyselliğin ve bencilliğin anlatısı olan Cayman tek başına hareket ediyor çünkü zaten yalnız kalıyor. Çok tuhaf bir yerde. Azi ise Levi ile birlikte e, toprağı yine işleyerek orayı biraz daha kendine göre bir insani bakış açısına göre verimli toprağı bulup orayı işleyip Orada hayatta kalmaya çalışıyor ve genelde Leva'ya bakışı, onun bir robot olması ve robot olduğu için ona hizmet etmesi yolunda ve onun yaşadığı pardon, Azu Leva'nın gösterdiği onunla ilişkisinde farklı olarak ortaya koyduğu şeyleri tuhaf bulmaya başlıyor. Ve ikisinin ilişkisi de yolda gelişiyor. Yani diğer iki karakterinde olduğu gibi, yani diğer aslında bütün karakterlerin yani Ursula ve Sem arasında da devamlı gelişen bir ilişki var. E, Cayman'la Hollow karakteri ki ona da birazdan geleceğim, İşte yine Keza Azile Leva arasında da böyle bir ilişki var. Ve bu ilişki içerisinde Levi bir noktada Azile şunu söylüyor. Yani sana tuhaf görünen her şey bir arıza olmak zorunda değil. Bu yine bu dizinin en ironik, en iyi anlarından biri. Neden? Çünkü dizi ilerledikçe şunu görüyoruz ki Azide lezbiyen bir cinsel yönelime sahip ve Fiona ile Fiona da Cayman'ın aslında gerçek dünyadaki eşi. Onunla bir ilişkisi var ama düzgün yürümüyor ve Hollow'la psikolojik bir birleşim yaşadıktan sonra aslında Fiona üzerinden kendisini yeniden şekillendirmeye çalışıyor Cayman. Aziz ise Fiona ile Demeter gemisinde tanışıp muhabbet eden ve onunla ilişkileri gelişen ama çok da ilerleyemeyen biraz da Aziz'in içinde kalmış. Onunla diyaloglarını sevmesine rağmen çok da ilişkisini ilertememiş bir durumda. Ve aslında kendisi insanlığın olduğu yerde, geçmişte olduğu yerde diyeyim. Hani artık belki burada dünyanın çoktan dışına çıktılar biraz daha dışlanan aslında sadece artık hayatta kalmak için uğraştığı çok da mutluluğu bulamamış bir karakter. E biraz da belki de bugün de dünyamızda olduğu gibi biraz da cinsel yöneliminden dolayı bu olabiliyor. Aziz de işte bu bakış açısına gelirken kendi dünyasını unutup Levi'nin da değişebileceğini hiç düşünmüyor. Yani ondaki tuhaflıkları hep düzeltilmesi gereken bir şey gibi görüyor ve bu empatiyi böyle bir dünyadan gelmesine rağmen yapamıyor. Ama bir noktada da belki de böyle bir fizyolojik yapıya sahip olduğu için de Levi'yi en iyi anlayabilecek insan da o. Çok iyi bir ikilem yaratmış burada Scavengers Reign. Levi de bu sayede aslında ilerlemeye başlıyor. Belki Sam'le beraber olsaydı Sam onu kapatacaktı bir noktada korkup ya da onu değiştirmeye, tamir etmeye çalışacaktı. Az ise bundan bir noktada vazgeçiyor. İşte burada da şunu görüyoruz dizide yani insanlar hayatları boyunca Sadece hani bunu sevgililik ya da işte bir eş olarak düşünmeyin. Ee, beraber hareket ettiğiniz arkadaşınız, dostunuz, anneniz, babanız hep aslında birbirinizi tamamlayıcı olmanız ya da birbirinizi ilerleyecek, hayatta ilerleyecek şekilde e, destekleyebilecek ve farklı gördüğünüz konularda da onu tamir etmek, düzeltmek yerine ona destek olabilecek şekilde ilerlemeniz gerektiğini anlatan bir e, bakış açısı var Scavengers Reign'de. Zaten Leva ile Azin'in ilişkisi de bir yerden sonra o kadar epik hale geliyor ki Yine Scavenger's Reign'in acayip etkileyici anlarından biri. Bir noktada işte Caiman ve Hollow'la karşılaşıyorlar. Hollow o kadar büyümüş ki artık Caiman'ın o benciliğiyle beraber iyice semirmiş durumdayken Levi'yi yok ediyor. Gerçekten çok epik bir sahne çok hoşuma gitti. Levi'nin orada yok olması inanılmaz etkileyiciydi müzikle beraber. Daha sonra da en kritik artık dizinin sonuna gelirken de Levi'nin bu gezegende tekrar diğer canlıların da desteğiyle beraber tekrar doğuşu da ayrı bir epikti. Çok etkileyiciydi yani belki de dizinin en saf karakterini Levi haline getiriyordu bu çünkü diğerlerinde hep bir ikileme düşüyordunuz onlara bakış açısında ve bu kendi çelişkilerinizi onlar üzerinden anlayabiliyordunuz ama Levi'nin yolculuğu diyeyim bu Scavenger's Reign üzerinde gerçekten çok epik bir anlatıya sahip ve yakın dönemde izlediğim en iyi robot anlatılarından biri. Cayman ise yine dizinin en kritik karakterlerinden biri. Hollow'la birlikte. Bir an adın Hollow olduğunu bilmiyordum bu arada. O gri, eciş bücüş. Cayman'ı aslında hızlıca sömüren diyeyim karakter. Halo olmuş adı. Ben Alien demiştim not alırken, dizi izlerken. Ama bundan sonra da Hollow diye devam edeceğim ben de. Neden kritik? Çünkü Cayman çok farklı bakış açılarını temsil ediyor yine. Farklı derken bu dünyada hayatta kalma açısından en zor ve en e, kötü bakış açılarını temsil ediyor diyebilirim. Nedir bunlar? İşte kendisi güç ve konum için bütün hayatını, ilişkisini bir yana bırakabilecek. Hala işte en zor durumda bile aman abi şirket önemli, işimden olurum. Kariyerim her şeyin önünde vesaire gibi insani her şeyi, bir, insani her şeyi bir kenara bırakmış. Ve bu yolda her, her şey mübahtır gibi bakmaya çalışan bir karakter ve bu onda devamlı bir bencillik yaratıyor. Ve bu kendi bencilliğinin sonucunda ortaya çıkan ve ona acı ona acı veren olaylar yaşadığında da bu acıların nedenini sorgulamak yerine onlardan beslenmeye başlıyor. İşte bu beslenme aslında Hollow'un ona gösterdiği Fiona ile ilgili zihnine girerek gösterdiği onunla geçirdiği eski güzel günleri hatalarını yüzüne vurduğu geçmişten kareleri ona gösterip, acılarla besleyip, Aslı Halov'u biraz daha diz onun bir bencilliği e, göstergesi, metaforu haline getirip onunla beraber büyütüyor. İşte bu bencillik nelere neden oluyor? Bir geminin düşmesine, fiyonel olan ilişkisinin bozulmasına, bu gezegene düştüğünde diğer canlılara, e, insanlara büyük zararlar vermesine, onları yok etmesine neden oluyor ve bu yolda Cayman hiçbir şeyi kontrol edemiyor. Şimdi çevrenizde de vardır bu tarz insanlar zaten kendi bencilliklerinin hiç farkında olmadan her şeyi kendine göre şekillendirmeye çalışan ve güce de çok hızlı ulaşmak için ondan daha güçlü olanlara her zaman e, itaatkar olan, destek veren, onun yolundan çıkmayan bir bakış açısı. Burada da Cayman da hayat buluyor. Bir yandan da tabii Cayman'ı da burada tek bir suçluymuş gibi göstermek yerine Scavenger Strain Sam'le olan ilişkisine değiniyor. Ve hatta Ursula ile Sem'in beraber yürüttükleri yolculukta Ursula bir noktada Seme diyor ki işte bak sen de iletişim konusunda hatalısın ki Ursula'ya da aynı hataları yapıyor. Onun başta tek başına hayatta kalamayacağını söyleyerek aslında onu biraz aşağılıyor ya da onun asla bir birey olamayacağını vurgulamaya çalışıyor. Ve kendisinin de aslında muhafazakar bakış açısının her durumu çözebileceğine inanıyor. İşte Cayman'da olan durumu çözmüyor belki orada daha sakin olsa, iletişim konusunda daha dikkatli davransa belki gemi hiç düşmeyecekti. Ve hatta kendi şirkete karşı olan duruşuyla beraber de ceza görecek olsa bile, para şirket para kaybedecek olsa bile o gemideki bütün insanlar kurtulacaktı. Böyle olunca da işte dizi sizdeki o ikilemleri ve bir karakteri %100 suçlayıp diğerini yüceltmenizi engelliyor. Bu da iyi bir denge yaratıyor. Zaten Sam ve Cayman da iki farklı böyle siyasi görüşün, politik bakış açısının hayat bulmuş hali gibi. Bir daha işte bireyselci, daha liberal, diğeri biraz daha eşitlikçi ama daha muhafazakar tarafa yakın, biraz daha böyle 40-50 sene öncesinin gelişemeyen, biraz daha geri kalmış, bugünü yakalayamayan, solcu olduğunu düşünen ama solcunun ilerlemeci olduğunu unutan karakterlerine benziyor. Bu açıdan da çok hoşuma gitti. Çünkü hatta bununla ilgili farklı bir temsil de geliyor ileride. Chris. Bu üçlü çok ilginç aslında. Yani Chris, Barry ve Terence üçlüsü. Burada başka bir gezegenden ya da başka bir gezegende yaşayan yeni bir farklı bir koloni için çalıştığını düşündüğümüz kendi söylemlerinden yola çıkarak bu üç karakterin lideri olan Kriste aslında benden başkası önemli değil. Buraya gelip ben sizi kurtarmak için uğraşacak değilim. Kendi yanındakileri de kendine hizmet için kullanan aşırı yine bireyselci toplu hareket etmekten uzak ve güçlü yine olmanın faydalarının onu hayatta tutacağına inanmış birisi ki kendisinin kaderi de sonunda bir kaltın eline düşecek şekilde sonlanıyor. Burada güzel olan ise işte bu daha politik bakış açılarının canlandığı karakterler içerisinde Barry karakteri işte Chris'le beraber bu dünyaya geliyor. Barry çok daha genç tek gördüğü aslında Chris'in ona gösterdikleri. Yine bugün çok fazla yine konuştuğumuz konulardan biri. Yani belli bir grup insan kendi dünya görüşünü, siyasi, ideolojik bakış açılarını çok kısıtlı kısır bir alanda gördüğü insanlardan almaya çalışıyor. Onun tek doğru olduğuna inanıyor. Farklı disiplinleri dinlemekten korkuyor. Yani onları dinlemekten uzak duruyor. Hatta onlara karşı nefret beslemeye başlıyor. Barry ise burada genç farklı bir karakter kendi sesini buluyor. Farklı sesleri kaydediyor ve bu sesleri duyup görüp ve bu yine bu gezegendeki farklı insanları gördüğünde Kris'in etki alanından çıkıp kendisi için doğru olduğuna inandığı, daha eşitlikçi, daha insani olduğuna inandığı bir yola giriyor. Yine burada bu kadar farklı karakter bu dünyada yer almaya çalışırken dışarıdan gelen ve aslında dizinin tam ortasında gelip bir anda bizim karakterlerimizin kaderini değiştirebilecek bu tarz karakterleri eklemek zor iştir. Yani insanlar bir yadırgayabilir çünkü çok alıştığın karakterler var. Onların yanına yenileri eklenince hemen alışamayabilirsin. Scavengers Reign burada teknik olarak da bu karakterleri entegre etmede, etmede çok iyi bir iş çıkarıyor. İşte belki de biraz da bu yakaladığı politik altyapıdan dolayı. Zaten bu, bunun bir destekleri de şu olabilir. Burada mutual yaşamlar hayatta kalabiliyor. Bunu hep ben başından beri vurguluyor. Aslında Chris ve Barry'nin mutual yaşamı da bir noktadan sonra Barry şunu görüyor. Ya ben de burada yok olacağım. Çünkü kriz öyle birisi. Onunla mutual bir ilişki kuramıyorsunuz. Beri de bunu kuruyor ve tual yaşamlar insanların hayat döngüsünü şekillendiriyor bu gezegende. Ki geçmişten gelen farklı karakterler de görüyoruz. Onlar da kendi statikosunu korumaya çalışıyorlar vesaire. Ama Beri bunu fark ettiği için bu yoldan erken çıkıyor. Sem'de ise şöyle bir durum var. Onun muhafazakar olduğundan biraz daha bahsetmiştim. Onun yolculuğunda karşılaştığı ve yine aslında bu gezegende direkt olarak baktığımızda kendi hayatını sürdürmeye çalışan, adapte olup orada varlığını korumaya çalışan farklı bir canlının etkisi altına giriyor. Ve on, onun yine geçmişten gelen farklı insanların içine tohumlar yerleştirerek onu kendine bağlayan ve onun için hizmet edip hayatta kalmasını sağlayan bir yaratık, alien artık ne derseniz. Şimdi bu yolda zaten Sem'in e, bu sürece girmesi çok ilginç. Çünkü Sem en çok başına benzer şeylerin geldiği karakter. işte onu klonlamaya çalışan farklı bir canlı türü var. Onu yine yakalayıp kendi yuvasına götürüp orada yemeye çalışan başka bir canlı türü var. Yine onu kendi belki kaltının üyesi yapmaya çalışan farklı bir canlı türü var. Biraz onu hep böyle muhafazakar bakış açısından ve işte o kendi statükosunu korumaya çalışan bakış açısından onu kullanmaya çalışıyorlar. Çünkü ona bağlı olabileceğini inanmışlar ve aslında Sam de bu yolda biraz daha kırılgan bir hale geliyor. Ama onun belki de kurtuluşu da işte Ursula. Zaten en başından beri Sam ile Ursula'nın ilerlediği noktalarda karşımıza çıkan ölü karakterler üzerinden çiçek açıyor. Ve bu çiçek işte tozlaşarak kendi türünü devam ettirmeye, aslında yeni bir canlı ekosistemi yaratmaya başlıyor. Sam de bunun bir temsili. Yani kendisinden sonra gelecek işte Ursula gibi daha ilerlemeci olan, daha genç bakış açısına sahip insanların gitmesi için ölmesi gerektiğini anlıyor. Ve kendi ilerlemeci olmayan bakış açısının artık bu dünyada yeri kalmadığını e, hissettiği için de kendi yaşamına son veriyor. Tabi bunu işte farklı yollardan okuyabilirsiniz. Mesela biz yatay bakışta Sungur'la konuşuyor O din izörünü okudu. Bence o da çok güzel bir bakış açısıydı. Ben biraz daha muhafazakarlık üzerinden anlamaya çalıştım. E, zaten dizinin de güzel yanı bu. Yani Skevencis Reign'i izlediğinizde hatta her izlediğinizde size farklı duygular yaratabiliyor. Ve farklı bakış açılarından görmenizi sağlıyor. Tabi yine burada işte insanın mirası konusu da var. Yani bambaşka bir yere gitseniz de oraya adapte olmaya başlasanız da yani zihnimize işlemiş o fikirler, duygular, bizi hayatta tutacağına inandığımız içgüdüsel bakış açıları yani içgüdüsel tepkilerden kolay kurtulamıyoruz. Scavengers Reign'de de her karakterin böyle bir huyu var. Böyle bir bakış açısı var. İşte burada da Cayman'a geliyorum. Yani Cayman'da aslında kendisini dünyada hayatta tutacağına inandığı, Belki de tamamen geçmişinden böyle şekillendiği, belki ailesinden böyle bir miras geldi. Belki dünyadaki sistem onu böyle hayatta kalacağına inandırdı. Jaymon çok bencil ve bunun kölesi. Yani aslında burada Hollow'un kölesi oluyor. Ve bencilini yine yaşadığı acılarla besleyip ben ne acılar çektim be işte bak görüyor musunuz bu hayatta kalabilmek için bencil olacaksın kardeşim ezeceksin. Güçlü olacaksın konusunda kendisini motive edip... Halovu semirterek devamlı onun için hemen onun gücünün altına girecek şekilde... ...ona böyle yemekler sunarak, onunla artık ileride bütünleşecek hale gelerek... ...yoluna devam ediyor. Bu da yine Levi'den sonra bence en önemli karakter anlatılarından birisi... ...gevence sırayında, Cayman'ın hikayesi. Bugünün aslında dünyasının en büyük dertlerinden biri çünkü güçlü olacaksın, ezeceksin bakış açısı. Hele de bu insanlığın geleceğine baktığımızda asla işe yaramayacak bir konu. Hatta yıllardır da yaramadı zaten. Yaramaz da. Çünkü hep bir noktada yalnız kalırsınız bu, bu şekilde ilerlediğinizde. Cayman bunu fark etmediği için halava haps oluyor. ama diğerleri bunu fark ediyorlar işte. Yani konu burada güçlünün hayatta kalması değil. Herkesin yani fiziksel olarak güçlü olmasından da çok farklı güçlü yanlarının bir araya gelip çünkü siz bir şeyde zayıf olabilirsiniz. Belki fiziksel olarak zayıfsınız ama zihniniz yani IQ olarak çok başka bir yerdesiniz. Belki fiziksel olarak çok güçlüsünüz ama başka zayıf özellikleriniz var. Yani bunları işte kapatacak şekilde bir araya geldiğinizde, bütün olduğunuzda, birlik olduğunuzda, güvendiğinizde, sevdiğinizde, dinlediğinizde işler değişmeye başlıyor ve hayatta kalıyorsunuz ilerliyorsunuz, gelişiyorsunuz ve hatta zaten en sonunda Cayman'ın o bencilliğini kovaladıklarını ki burada da çok komik bir sahne var böyle Halo tekrar küçülüyor işte Levi yeniden uyanıp o bencilliği yok ettiğinde o robotluktan gelen saflığıyla beraber yok ettiğinde Streetland buradan falan diye halavu küçük halini kovalıyorlar. Orada çok güldüm. Gerçekten o gittiğinde herkes rahatlamaya başlıyor. Cayman evet hemen bir dönüşüm yakalayamıyor belki son kısımda gördüğümüz kadarıyla ama yeniden birlik olup ilerlemeci bir hale e, geliyorlar. Yani aslında Scavenger's Reign bir sayfa hikayesi olsa da temelinde müthiş bir insan hikayesi ilişkiler hikayesi ve insanlığın geleceğinin nasıl şekillenebileceğini ve bu şekillenme yolunda bizim bugünkü bakış açılarımızın, ideolojilerimizin, hayat görüşlerimizin nasıl etkili olabileceğini bize gösteren bir iş. Teknik olarak da yani senaryosunun akışı, kurgusu, teknik olarak animasyonun kalitesi o kadar akıcı hissettiriyor ki size. Yani en son olarak da buna değinmek isterim. Çok akıcı, sizi asla sıkmayan yani gerçekten o gezegende gördüğünüz her karakter böyle akışkan, biraz yer yerde sizi rahatsız eden bir akışkanlığa ve böyle bir sıvı forma sahip. Ama hepsi hikayeyle beraber birleştiğinde sizi rahatsız etmesine rağmen belli noktalarda çok güzel akıyor, hiçbir zaman sıkmıyor ve sizi o dünyaya resmen sokuyor. Çok güzel bir iş. Bence bu kadar 2016 yılında ele bir de bir kısa filmden çıkıp ki o zamanki onu da bence açıp izleyin. Teknik olarak tabii çok daha zayıf gözüken bir iş ama yaratıcılığını o günden anlıyorsunuz. 7-8 sene çalışıp bu kadar başarılı bir animasyon yaratmak teknik olarak bahsediyorum. Çok da iyi bir iş. Büyük bir emek var arkasında. Bence mutlaka bir şans verin. Evet herkese göre olmayabilir. Bilim kurgu sevmiyorsanız bile insanlığın geleceği anlatılarından hoşlanıyorsanız Kevence Strength sizi mutsuz etmeyecektir. Şimdiden izleyeceklere iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.